binden fazla özel çizgi film bölümü Pepe TV'de. Benim güzel çiçeklerim. Ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime, onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet, bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım, sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke, buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz, bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şila merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke, saçının bu hali ne? Evet, hem de çok uzadı. Evet, çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana, önünü bile göremiyor. Evet, çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam, ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe, biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam, oyun oynayalım Şila. Eke de oynayacak. Eke, bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım ha, ne dersiniz? Aa, berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl da oynayacağım? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben alayım. Tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti, baksana. Ay evet, çok uzamış. Evet. O zaman ben bir berbere gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarını kestireceğim. Evet Eke, saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten acı yapma. Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke, oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke, sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak hiç canı yanmadı, gördün mü? Evet. Pepe gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıttı mı? Uy uy uy, hayır Eke. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii, kestim bile. Acıdı mı? Hayır Eke, hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarı mövcüğü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hı-hı. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Ekim. Şimdi bak, bu bebeklerle berbere gitmiş Ekicim. Pepe hadi kes onun saçlarını.
İşte çok güzel oldu. Benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes berber. Tamam, hemen kesiyorum. Ay, çok güzel oldu. Çok güzel, saçlarımı kes. Kesimi kılır. Olur mu Ekeciğim? Saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Ben saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Acımam Şuşu. Olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben Masucuk'tan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Kestim bak, sıradaki. Benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber, oraları kes biraz. Tamam, kesiyorum. Kıt 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 kıt, kestim bile. Sen de kestirecek misin Masucuk'tan Eke? Evet. Senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bununla kes. Kıt 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 kıt. Hepsini kestim işte. Bak, gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek mi dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Evet. Eke. Gidelim. Görüşürsün. Aferin benim güzel kardeşime. Canım kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene, Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam, yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet, çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ve bulgur pilavı yaptım. Tam sabahladım da geldim. Bizi bayılırım. Ben de. İçeride çok çevir. Tamam o zaman. Yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Bugün güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyecektim bile Eke. Acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum, ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Eke saçlarını beğenmedi galiba. Beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Çok şok.
Arkadaşlar. Merhaba Niko. Lili'nin kutunun içinde ne yaptığını biliyor musunuz? Atlama ipini arıyor. Ne? Buldum galiba, yaşasın. Aman. Ya bu da benim atlama ipim değil. Lili. Ha? Niko, seni görmemiştim. Atlama ipini bulabildin mi Lili? Bulamadım. Kayboldu galiba. Aa, bu Leli'nin atlama ipi değil mi? Burada unutmuş herhalde. Alayım da Leli'ye veririm. Aa, kılavuz geldi. Aa, atlama ipi. Kılavuz, nereden buldun atlama ipimi? Ağaçtaydı Leli. Ağaçtan aşağı sarkıyordu. Aa, doğru ya. Atlama ipimi kaybolmasın diye ağacın dalına bağlamıştım. Nasıl da unutmuşum. Kaybolmasın diye koyduğu yeri mi unuttu ya Leli? Bence Leli hafızasını biraz zorlasaydı atlama ipini nereye koyduğunu hatırlardı. He? Hafızamı mı zorlasaydım? Ben hafızamın neremde olduğunu bilmiyorum ki zorlayayım. Hep hafıza dedi ki kılavuz. Hafıza öğrendiğimiz, yaşadığımız şeyleri hatırlayabilmemizi sağlayan yeteneğimizdir. Her insanın bu yeteneği vardır Liko. Bu yüzden Leli atlama ipini nereye koyduğunu hatırlamaya çalışsaydı, yani hafızasını zorlasaydı, atlama ipini nereye koyduğunu hatırlardı. Benim hafızam o kadar yetenekli değil herhalde kılavuz. Leli güçlü hafıza denir. Gördüğün, duyduğun, yaşadığın bir şeyi ne kadar kolay hatırlıyorsan hafızan da o kadar güçlü demektir. Bundan sonra hatırladığım şeylere dikkat edeceğim. Bakayım hafızam ne kadar güçlüymüş. Aslında bunu bugün oynayacağımız oyunla anlayabilirsin Liko. Ay, oyun oynayacağız, yaşasın. Ne oyun oynayacağız kılavuz? Dur Leli, oyunu anlatmadan önce arkadaşlarımıza bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuzun adı Hangisi Yoktu Oyunu. Hangisi Yoktu Oyunu mu? Çok güzel. Hangisi Yoktu Oyunu'nda hafızanızı zorlamanız gerekecek. Ay, çok heyecanlandım. Nasıl oynayacağız biz bu oyunu kılavuz? Labirentte önce bir resim göreceksiniz. O resme dikkatlice bakacak, her şeyini hafızanıza kaydedeceksiniz. Sonra koşarak ilk panoyu bulacaksınız. Bulduğunuz panoya bakarken ilk resmi düşünüp hangisi yoktu diye soracaksınız birbirinize. Bir önceki baktığınız resimde olmayıp o an baktığınız resimde olan şeyi bulmaya çalışacaksınız. İlk panoda bir, ikinci panoda iki, üçüncü panoda üç şey bulacaksınız. Yani birinci panoda bir yeni bir şey, ikinci panoda iki yeni şey, üçüncü panoda da üç yeni şey olacak yani. Kum saati bitene kadar bu şeyleri bulursak oyunu kazanmış olacağız. Harikasınız arkadaşlar. Hadi o zaman labirente koşun. Şu resme bakın ya, çok komik. Köpek ve kedi koltukta insan gibi oturmuşlar. Hiç görmedim böyle bir şey. Bu bir resim sonuçta Leli. Resimde her şey olabilir. Resimlerde kediler, köpekler uçabilirler bile. Şimdi resme dikkatlice baktıysanız ilk panoyu bulmaya gidin. Ben baktım. Ben de baktım. Siz de resme dikkatlice bakın arkadaşlar. Leli ve Liko ile birlikte
ilk panodaki farkı siz de bulmaya çalışın. Bulursanız bize de yardım edin. Olur mu arkadaşlar? Olur! Geri sayım başlasın. 3, 2, 1. Kum saati akıyor. Gördüm, gördüm. Nerede? Orada işte, akılın. Koş hadi. Evet, kapıdaki resimde hangisi yoktu Liko? Buldum galiba. Ama istersen emin olmak için tek tek bakalım. Şimdi, önceki resimde köpek vardı. Evet, kedi de vardı. Ama güvercin yoktu. Doğru ya, önceki resimde güvercin yoktu. Hemen de bildik. Amma da kolaymış bu hafızayla ha. Kolay olduğunu düşünmene sevindim Liko. Ama bakalım ikinci panodaki iki farkı bu kadar kolay bulabilecek misin? Bulacağız bence. Ama önce ikinci panoyu bulmamız gerekiyor Liko. İkinci panoyu da bulacağız bence. Koş Leli. Liko beni bekle. Hızlı ol biraz Leli. Liko ikinci panoyu buldum. Geri gel. Geliyorum. Liko dur, yavaşla Liko. Neredeyse yine fena çarpışacaktık. Son anda kurtulduk. Panoya bak Leli. Önceki resimde hangisi yoktu? Hadi bulalım. Ben hemen hafızamı zorluyorum. Bir köpek vardı, bir kedi vardı ve bir de ne vardı? Bir kuştu ama hangi kuştu? Arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz? Resimdeki diğer hayvanın adı neydi? Güvercin. Doğru ya, ne çabuk unuttuk. Güvercin vardı. Peki hangisi yoktu? Bu yoktu Lili. Tavşan da yoktu Liko. Öyleyse iki yeni şey bulduk. Maymun ve tavşan. Yaşasın. Sıra üçüncü panodaki resmi. Farklı bulmaya geldi. Bu resme iyice bak Liko. Bütün resmi aklında tut, tamam mı? Tamam Lili, dikkatlice baktım. Hepsini hatırlarım ben. Merak etme. Ben bu tarafa bakayım. Sen bu tarafa bak. Tamam. Liko, panoyu buldum. Yine nereye kayboldun Liko ya? Ha? Liko, orada ne yapıyorsun? Üçüncü panoyu arıyordum. Ağaçta asılı kaldım. Dur ben yardım edeceğim sana. Kılavuz, Liko'yu aşağı indirmeme yardım eder misin? Geldim. Nasıl çıktın oraya Liko? Hadi Kılavuz, önce indirelim Liko'yu. Süremiz azalmıyor mu? Doğru ya, zaman azalıyor. Hadi indirelim onu. Oh be. Hadi zaman azalıyor. Ay hadi gidelim Liko, panoyu buldum. Eyvah, bu resimde ne kadar çok hayvan olmuş ya. Ben bu hayvanın adını bile bilmiyorum ki. O kadar kötümser olma Liko. Kötümser ne demek olduğunu söylersen. Olmam. Bir şeyler hakkında kötü düşünürsen, kötü biteceğini düşünürsen kötümser olursun. Örneğin bu resimle önceki resim arasındaki üç yeni şeyi bulacağını düşünürsen iyimser olursun. Tamam, iyimser oldum ve şimdi bulacağım. O zaman söyle bakalım. Bir önceki resimde hangisi yoktu? Köpek vardı. Kedi vardı. Güvercin vardı. Maymun vardı. Arkadaşlar tavşan var mıydı önceki resimde? Vardı Lili. Harikasınız. Fena yoktu. Kurbağa da yoktu sonra. Bu hayvan da yoktu. Adı neydi neydi? Kanguru Liko. Önde kesesi olan ve zıplayarak yürüyen bir hayvandır kanguru. Kanguru da yoktu. O zaman önceki resimde olmayıp bu resimde olan hayvanlar penguen, kurbağa ve kanguru. Bir, iki, üç. Kazandık. Üçü de yandı. Yaşasın. Buldum. Oyun bitti ama neden hiçbir şey olmuyor? Biz çok başarılı olduk bir oyunda. Niye izlemişti gösterilerimiz yok? Çünkü oyun daha bitmedi. Tek bir pano kaldı. Eyvah. Şimdi dördüncü panoyu mu bulmamız lazım? Evet Liko. Dördüncü pano çok yakında. Hemen bulursunuz. Dördüncü pano biraz şaşırtılı bir pano. Şaşırtılı mı? Evet, şaşırtılı. Panoyu bulunca anlayacaksınız. Çok merak ettim. Hemen bulalım şu şaşırtılı panoyu Leli. Ben de çok merak ettim. Hadi bulalım. Aha, pano orada. Ha? Ama bu panoda resim yok. Bu pano boş kılavuz. İşte dördüncü panonun şaşırtısı da bu. Şu kartlarda önceki hayvanların hepsi var. Yapmanız gereken bu resimleri hatırladığınız doğru sırayla dizmek. Hafızamızı zorlarsak yapabiliriz Liko. Bence de Lili. Hatta ilk olarak köpek, kedi, güvercin vardı. Hafızamı zorlamaya başladım bile. Ben de başladım hafızamı zorlamaya. Sonra maymun, tavşan vardı. Sonra ne vardı? Kum saati azalıyor. 4. Arkadaşlar, sonra hangi hayvan vardı hatırlıyor musunuz? Penguen. Evet. 3. Sonra
var o. Kurbağa ve kanguru vardı. Sonuncusu da... Bir sıpsıplayan kanguru. Doğru. Kitap okumayı çok severim, hem de çok 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 severim. Kitap okurken en sevdiğim müzik. Şurada kalmıştım. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne kadar güzel müzik dinleyip temiz hava alarak kitap mı okuyacaksın? Evet, çok seviyorum ben kitap okumayı. Böyle sessizlik içinde. Sadece müzik dinleyerek kitap okuduğumda sanki okuduğum öykünün içine giriyorum. Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum. Çok güzel canım. Bu nereden çıktı? Of ya. Kurbağalar bir kutlama yapıyor galiba. Kutlamamız uzun sürecek mi? Hay Allah, ne kadar da kalabalıklar. Bu gürültüde müziği bile duyamıyorum. Haklısın bir tanem, ama kutlama elbet bitecektir. Bir koku alıyorum sanki. Ne kokusu? Senin kara karga buraya geliyor Cucu. Kok! Kok, kok! Benim pamuk arkadaşım Pisi nerede? Kok! Buradayım kara karga. Yine üzgün gördüm seni. Neyin var? Ne oldu söylesene Pisi. Müzik dinleyerek kitap okuyordum ama şu kurbağalara baksana. Kutlama yaprak gülü buldular tam da. Baksana ne kadar gürültü çıkarıyorlar şu anda. Evet. Bunlar çok kolay susmayacak gibi. Ama kara karga sana bir çözüm bulabilir belki. Guak ya, guak, guak, guak. Bu kara karga ne kadar çok iyilik yapıyor bana, değil mi Cucu? Evet canım. Kara karga biraz huysuz ama çok iyi kalpli bir karga Pisi. Evet öyle. Ama benim şu anki sorunuma nasıl bir çözüm bulabilir ki? Bu ne kara karga? Bu bir kulaklık Pisi. Kulaklık nedir Cucu? Kulaklık müzik dinlerken ya da bir film izlerken çıkan sesleri sadece senin duymanı sağlayan, kulağına takınca dışarıdaki sesleri de duymanı engelleyen bir alettir Pisi. Harika. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Peki, ben bu kulaklığı nasıl kullanacağım kara karga? Bu ucunu müzik çalarına tak. Sonra da o kulaklığı tak. Kuak. He? Böyle mi? Kulaklarını kapatacak şekilde Pisicim. Böyle mi? Evet. Bu ucunu da müzik çalarıma taktım. He? Hala kurbağaların seslerini duyuyorum ben. Ya, müziği açarsan eğer kurbağaların sesi uçar gider. Guak guak ya. Tamam. Evet. Müziği
yaşasın. Sağ ol kara karga. Önemli değil arkadaşım pisi. Yeter ki üzgün görmeyeyim seni. Ben de seni. Ananın pisi. Neredesin benim güzel arkadaşım pisi? Arkadaşım, çok önemli bir sorunum var. Lütfen bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Sen akıllı bir kedisin. Kesin bana. Pisi, bana yardım edecek misin? Pisi, pisi. Ha? Bana bir şey mi dedin Pan? Nasıl yani? Beni hiç dinlemedin mi sen? Kulaklığım kulağımdayken seni duyamıyorum Pan. Kulaklık mı? O ne? İşte böyle. Müzik çalardaki sesi kulağıma veren ve dışarıdan gelen gürültüleri duymamı engelleyen bir araç bu Pan. Harika. Ne düşünün bugünkü sorunun arkadaşım? Kardeşim Pin'le aynı odada kalıyoruz biliyorsun. O film izlemek istiyor ama ben de gazete okumak istiyorum. Ama o film izlerken sesinden çok rahatsız olup okuyamıyorum Pisi. Pin'i de ikna edemiyorum. Çok üzgünüm Pisi, çok. Bildiğin gibidir. Harika. Kurbağalar kutlamayı bitirdi. Evlerine gittiler. Yani artık burada gürültü olmayacak. Ben sorunu çözdüm Pan. Ama nasıl? Al bu kulaklığı Pin'e ver. Film izlerken filmin sesini bu kulaklıktan dinlerse seni rahatsız etmemiş olur. İstediğin gazeteyi keyifle okuyabilirsin. Yaşasın. Sorunu çözdük o zaman arkadaşım. Pisi. Sen de öyle Pan. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El fenerine mi? Kulaklığa mı? Mıknatısa mı? Doğru, kulaklığa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kulaklık çizin. Pepe TV. Çocuklar için güvenli televizyon. Üşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.